Selamlar millet, ben Sinan Amamsarlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu bölümde size çok sevdiğim panettone'yi alıp bir kenara koyuyorum. Ve onun aslında en iyi alternatifi olan babka yapmaya karar verdim. Babka tarifi veriyorum. Ama babka tarifini verirken de panettone sevgimi kenara bırakmayacağım. Panettone'den biraz esintiler olacak için de onu da baştan söyleyeyim. Ama yani konuşuyorum ama şunun güzelliğine baksanıza. Normalde tarif videolarında tarifin sonunda ürünü görürsünüz. Ama bu tarif videosunda işlemler biraz uzun sürdüğü için yaklaşık 26-27 saat kadar sürüyor. Tarif videosunu ben ayrıca çektim. Şimdi size nasıl yapıldığını teker teker anlatacağım. Bu arada her zaman olduğu gibi malzemelerle ilgili tüm detaylar aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer alıyor. Bu tarifte boş ev aletlerinden iki ürün kullanıyorum. Bir tanesi Optimum mutfak makinesi, diğeri de Perfect Baked özellikli benim buhar fonksiyonunu çok sevdiğim fırınım. Normalde Bosch'la işbirliği yapmadan önce bu fırının ne kadar iyi bir fırın olduğundan hani haberdar değildim. Duyuyordum ama hiç deneyimlememiştim. Şimdi fırında bir şeyler yapmaya doyamıyorum. Bu tarifte de o fırının Perfect Bake özelliğini kullanacağım. Hadi tarife başlayalım. Sütü hamur kancası takılı Optimum mutfak makinesinin kasesine dökün. Mayayı süte ekleyin ve bir çırpma teli ya da parmak kullanarak sütün içerisinde eritin. Ardından sırayla üzerine elenmiş unları, yumurtaları, şekeri, vanilyayı, tuzu ve tereyağının yarısını dökün. En düşük hızda karıştırmaya başlayın. 2 dakika sonra hızı orta dereceye yükseltin ve 5 dakika daha karıştırmaya devam edin. Gerekirse kasenin yanını kazıyın. Ama ben Optimum mutfak makinesi kullandığım için buna gerek kalmıyor. Açılı kancası sayesinde bütün kenarlarda ne var ne yoksa toplayarak karıştırmaya devam ediyor. Süre sonunda karıştırıcı hızını düşük seviyeye alın ve tereyağın kalanını küpler halinde yavaş yavaş ekleyin. İstiyorsanız çalışma yüzeyinizi unlayarak hamuru yüzeye alın. Ardından pürüzsüz bir topak haline getirip bir dikdörtgen şekli vererek streç filmle sarın. Ve bu haliyle yaklaşık 20-24 saat kadar buzdolabında bekletin. Bu yöntem sayesinde benim panettone'den olmasını beklediğim aslında yoğun aromalar, yoğun tatlar 24 saat dinlenmeyle hamura geçmiş olacak. Sürenin sonunda çalışma yüzeyinizi hafifçe unlayın ve hamuru yüzeye alın. Bir merdane ya da oklava yardımıyla uzun bir dikdörtgen şekli verin. Hamurun kalınlığı yaklaşık yarım santimden daha az olmalı. Bir spatula kullanarak kakaolu fındık kremasını sürebilirsiniz. Ben kakaolu fındık kreması kullandım. Siz istiyorsanız fıstık ezmesi kullanabilirsiniz. İstiyorsanız kendiniz bir çikolata sos yapabilirsiniz. Ama kakaolu fındık kremasının babkaya ben çok yakıştığını düşünüyorum. Yine benim panettone'den sevdiğim fındık ve narenciye parçalarını da yine ince ince dilimleyip ve kırıp sürdüğüm kakaolu fındık kremasının üstüne yerleştiriyorum. Ardından hamurun uzun kenarları size bakacak şekilde alt taraflardan başlayarak parmak uçlarınızı kullanarak yuvarlayın. Bu yuvarlama işleminin sonunda uzun bir rulo elde etmiş olacaksınız. Birazcık hamuru çekiştirerek istiyorsanız onun boyunu uzatabilirsiniz. Ben toplam katlamayla 4 katlı bir hamur elde etmiş oldum. Siz istiyorsanız daha uzun bir hamur açarak ve daha geniş bir hamur açarak daha fazla kat elde edebilirsiniz. Tırtıklı bir bıçak kullanarak yarı yarıya uzunlamasına kesin. Hamuru toplamda 4 parça olacak şekilde ortadan bir kez daha ikiye bölün. Ardından yine videoda gördüğünüz gibi bir artı işareti yapmanız gerekiyor. Artı işaretinden benim size pişmiş halini gösterdiğim şekil çıkacak. Dolayısıyla iyi izleyin buraları. Babkanızı benim yaptığım gibi kelepçeli bir fırın kabına alın. Boyutu 2 katı olana kadar yaklaşık 1,5-2 saat aralığında dinlendirin. Bu dinlenmenin sonunda babkamı fırınımın Perfect Bake özelliğini kullanarak olduğu gibi fırına atıyorum ve fırına hiçbir ayar yapmadan onun nemini anlamasını, nemini anladıktan sonra ona göre uygun derecede ve uygun süreyle pişirmesini sağlıyorum ve her işi fırına bırakıyorum. Siz kendi fırınınızla ilgili pişirme detayları aşağıdaki açıklamalar bölümünde mutlaka göreceksiniz. Babkayı fırından çıkardıktan sonra hemen daha sıcakken kullandığım narenciye şekerlemesinin şurubunu üstüne sürerek yaklaşık yine 1 saat 1,5 saat soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra da sizin karşınıza getirdim. Yani şu anda bunun kokusunu size tarif edemiyorum. Umarım bu tarifi denersiniz. Denedikten sonra da lütfen yorumlarınızı ve fotoğraflarınızı Instagram hesabıma Tat Dedektif'ine göndermeyi sakın sakın unutmayın. Bu babka o kadar güzel kokuyor ki artık dayanamıyorum ve bir parça koparacağım. Of! Benim panettone'den sevdiğim o narenciye aroması var. Hamurda kendinden bir tat derinliği var.
Bu kakaolu fındık kremalı babka da bir şekilde babkatone oldu diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.